Bismillahirrahmanirrahim. İsa Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem'in soyu, doğuşu, Beytülmaktis Mescidine adanıp bırakılışı ve bazı faziletleri. Hazreti Meryem'in babası İmran bin Masan olup Hubum bin Süleyman Aleyhisselam'ın soyundandı. Masan hanedanı da İsrailoğullarının başkanlarından, din bilginleri ve danışmanlarından idiler. Zekeriya Aleyhisselam'la İmran bin Masan İki kız kardeşle evli olup Zekeriya Aleyhisselam'ın zevcesinin adı Eşya ya da İşa binti Fakut, İmran bin Masa'nın zevcesinin adı da Hanne binti Fakut idi. Hanne, İsa Aleyhisselam'ın annesi, Hazreti Meryem'in annesiydi. Hanne, yaşlanıp çocuk doğurmaktan aciz bulunduğu ve bir ağacın gölgesinde oturduğu sırada bir kuşun yavrusunun ağzına yiyecek verdiğini görünce kendisinde bir oğlan çocuğu olması arzusu uyandı. Bir oğlan çocuğu ihsan etmesi için Allah'a yalvardı. Ey Allah'ım, eğer bana bir erkek çocuğu ihsan edersen onu Beytülmaktis'e vakfetmek, adak ve şükrane olarak onun hizmetinde bulundurmak üzerime borç olsun dedi. Hannenin bu adağı Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Hani İmran'ın karısı, Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım. Benden olan bu adağı kabul et. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi kemaliyle bilen sensin sen demişti. Adanılan çocuk mescidin hizmetlerini görür, ergenlik çağına basıncaya kadar hizmetten ayrılmazdı. Ergenlik çağına girdikten sonra orada kalmak veya ayrılıp gitmek hususunda serbest bırakılır, gitmek isterse arkadaşlarından izin alırdı. Oradan çıkıp gitmesi onların bilgisi dahilinde olurdu. Mescit hizmetine erkek çocuklardan başkası adanmazdı. Kızlar bununla mükellef tutulmazlar, hayız görmeleri ve rahatsızlığa uğramaları sebebiyle bu hizmete elverişli görülmezlerdi. Hanne Hazreti Meryem'e gebe olup da karnındakini adayınca kocası İmran yazıklar olsun sana. Sen bunu ne diye yaptın? Eğer karnındaki kız olursa kız da bu hizmete elverişli bulunmadığına göre şu yaptığın şeyi gördün mü dedi. İkisi de üzüntüye düştüler. Hanne Hazreti Meryem'e gebeyken İmran vefat etti. Hanne kız çocuğunu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bileceğiken Rabbim hakikat ben onu kız olarak doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Gerçek ben onun adını Meryem koydum. Onu da zürriyetini de o taşlaşmış, kovulmuş şeytandan sana sığınır ısmarlarım dedi. Hanne, erkek kız gibi değildir demekle kızın mescit hizmetine ve orada ibadete mahrem olması, zaafı, hayızdan, nifastan, rahatsızlanmaktan beri bulunmaması sebebiyle erkek gibi elverişli olmadığını söylemek istemişti. Sonra onu alıp bir beze sararak mescide götürdü. Harun Aleyhisselam oğullarından olan ve o zaman Beytülmaktis Mescidinde sayıları 30'u bulan din bilginlerinin yanına koydu. Şeybe oğulları Kabe işlerine baktıkları gibi bu bilginler de Beytülmaktis Mescidinin işlerine bakarlardı. Hanne onlara şu önünüzdeki çocuk bir adaktır deyince namaz imamları ve kurbanların vazifelisi İmran'ın kızı olduğu için hepsi de onu alıp bakma arzusuyla çekiştiler. Zekeriya Aleyhisselam onlara ben buna bakmaya sizden daha layık ve müstahak bulunuyorum. Çünkü bunun teyzesi benim yanımda zevcemdir dedi. Öteki bilginler Zekeriya Aleyhisselam'a böyle yapma. Eğer o kendisine halkın en yakın ve en layık olanına bırakılacak olursa onun doğuran annesine bırakılması gerekir. Fakat biz onun hakkında kura çekelim. Kimin okuna çıkarsa o onun yanında kalsın dediler ve bunun üzerine söz birliği ettikten sonra 19 kişi Ürdün ırmağına kadar gittiler. Tevrat yazarken kullandıkları kalemlerini suyun içine attılar. Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi suyun üzerine çıktı. Diğerlerinki suyun dibine çöktü. Zekeriya Aleyhisselam da Hazreti Meryem'in bakımını üzerine aldı ve onu Yahya Aleyhisselam'ın annesi olan teyzesine teslim etti. Büyüyünceye kadar ona bir süt annesi tuttu. Hazreti Meryem
Ergenlik çağına basınca Zekeriya aleyhisselam mescitte onun için bir oda yaptırdı. Oraya ortasından bir kapı da koydurdu. Kabe'nin içine merdivensiz çıkılmadığı gibi bunun içine de merdivensiz çıkılamazdı. Kendisinin yanına Zekeriya aleyhisselamdan başkası çıkmazdı. Zekeriya aleyhisselam her gün ona yiyeceğini, içeceğini, yağını, kokusunu götürüp bırakır, ayrılırken kapısını kilitlerdi. Zekeriya aleyhisselam ne zaman onun odasına girse yanında kış içinde yaz meyvesi, yaz içinde de kış meyvesi bulur. Ona "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" diye sorar. O da "Bu Allah tarafından" diye cevap verirdi. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Bunun üzerine Rabbi onu iyi bir rıza ile kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi büyüttü. Zekeriya'yı da ona bakmaya memur etti. Zekeriya ne zaman onun bulunduğu yere mihraba girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu. Meryem, "Bu sana nereden geliyor?" dedi. O da "Bu Allah tarafından. Şüphe yok ki Allah kimi dilerse ona sayısız rızık verir" dedi. "Ey Resulüm, bunlar sana vahiy etmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Meryem'i onlardan hangisi himayesini alacak diye kalemlerine atarlarken sen yanlarında değildin. Bu hususta çekişirlerken de yine sen yanlarında yoktun." Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam da Hazreti Meryem'le ilgili hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmran'ın kızı Meryem idi. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir. Cennet kadınlarının üstünü Hatice binti Hüveylid, Fatıma binti Muhammed, Meryem binti İmran, Firavun'un zevcesi Asiye binti Müzahım'dır. Hazreti Meryem'in hamile oluşu ve İsa aleyhisselamı doğuruşu. Hazreti Meryem mescitteki odasında kendisine öyle ibadetlere vermişti ki bu hususta o zamanda kendisinin bir benzeri daha yoktu. Hatta kendisinde Zekeriya aleyhisselamı bile imrendirecek bir takım fevkalade haller, zuhur ve melekler kendisine hitap etmeye, müjdeler vermeye başlamıştı. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Hani melekler "Ey Meryem" demişti. Şüphesiz ki Allah sana seçkin bir hususiyet verdi. Seni tertemiz büyüttü. Seni alemlerin kadınları üzerine mümtaz kıldı. Ey Meryem, huşu ile Rabbin divanına dur, secdeye kapan, Allah'a rükû edenlerle birlikte rükû et, eğil, cemaatle namaz kıl. Melekler, ey Meryem, Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor. Onun adı İsa, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da ahirette de şanı yücedir. Kendisi Allah'a çok yakınlardandır da. Beşiğinde de yetişkinlik halinde de insanlara söz söyleyecektir. O salihlerdendir. Dediği zaman da "Ey Resulüm, sen onların yanında değildin." Hazreti Meryem 20 veya 15 ya da 13 yaşında bulunduğu sırada idi ki Cebrail aleyhisselamla karşılaşmıştı. Gerek bu karşılaşma ve gerek İsa aleyhisselamla hamile kalış hadisesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Kitapta Meryem kıssasını da an. Hani o ailesinden ayrılıp şark tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onların önünde bir perde edinmiş, çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu Cebrail'i göndermiştik de o kendisine hılkatı tam genç bir beşer şeklinde görünmüştü. Meryem ona "Doğrusu ben senden esirgeyiciye Allah'a sığınırım. Eğer sen fenalıktan hakkıyla sakınan bir insan isen çekil yanımdan" dedi. Ruh da "Ben ancak sana günahlardan pak bir oğul vermeye vesile olmak için o sığındığın Rabbinin gönderdiği elçisiyim" dedi. O Meryem "Benim nasıl bir oğlum olacakmış? Bana bir beşer dokunmamıştır. Ben bir iffetsiz de değilim" dedi. Ruh "Evet öyledir. Fakat Rabbin bu bana göre pek kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir ayet, bir bürhan ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Zaten bu iş olup bitmiştir" buyurdu dedi. Meryem "Ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. "Allah öyledir. Fakat Allah ne dilerse yaratır. O bir işe hükmedince ona ancak ol der, o da oluverir. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek.
Onu İsrailoğullarına peygamber gönderecek. O da onlara diyecek ki: Hakikat ben size Rabbinizden bir ayet mucize getirdim. Hakikat ben size çamurdan kuş biçimi gibi bir şey yapar, ona üfürürüm de Allah'ın izniyle o derhal canlı bir kuş olurdur. Yine ben Allah'ın izniyle anadan doğma körü ve abraşı iyi eder ve ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ne biriktiriyorsanız size haber veririm. Elbette bunlarda sizin için eğer iman edicilerseniz kati bir ibret vardır. Önümdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak size ve size haram edilen bazı şeyleri yararınıza helal kılmak için geldim. Size Rabbinizden peygamberliğimi ispatlar, ayet, mucize getirdim. Artık Allah'tan korkunuz, bana da itaat ediniz. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet ediniz. İşte doğru yol budur. Irzınızı muhkem bir kale gibi koruyan o kızı Meryem'i de yad et ki biz ona ruhumuzdan üflemiş, kendisini de oğlunu da alemlere bir ibret kılmıştık. Namusunu muhkem bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de Allah bir misal olarak irad buyurdu. Biz bundan dolayı ona ruhumuzdan üfürdük. O Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Rabbına itaatte sebat edenlerden de o. Rivayete göre Cebrail aleyhisselam Hazreti Meryem'in yanına varıp gömleğinin yakasından üfürmüş ve üfürdüğü onun döl yatağına erişmiştir. Nihayet Meryem ona İsa'ya hamile kaldı. Hazreti Meryem'in amcasının oğlu Yusuf'la münakaşası. Hazreti Meryem'in hamileliğini görünce kendisinin son derece de dindarlığını, iffet ve nezahatini ve ibadetini yakından bildiği için hayretten hayrete düşen ve bu hususta ilk tepkiyi gösteren amcasının oğlu marangoz Yusuf bin Yakup oldu. O zaman mescide Hazreti Meryem'le Yusuf'tan daha ziyade hizmet eden ve Allah'a bunlardan daha çok ibadet yapan bir kimse bulunduğu bilinmiyordu. Yusuf, Hazreti Meryem'in hamileliğini çok ağır ve aşırı derecede işlenmiş bir kötülük sayarak ne yapacağını bilemiyor, onu suçlamak istediği zaman kendisinin iyi halliliğini ve bu kötülüğü işlemekten çok uzak bulunduğunu ve yanından hiçbir zaman uzaklaşmamış olduğunu düşünerek kendisini temize çıkarmak istiyordu. Bu düşünce ve kuruntular kendisine ağır gelmeye başlayınca onunla konuştu ve ona ilk söz olarak "Ben senin işin hakkında kalbime düşen şüpheyi ölünceye kadar kalbimde gizlemeyi çok arzu etmiştim. Fakat bu iş beni yendi de kalbimi ferahlatmak için bu hususta seninle konuşmayı uygun gördüm" dedi. Hazreti Meryem "Öyleyse güzel bir söz söyle" dedi. Yusuf "Ben de ancak böyle söyleyeceğim. Haydi söyle bana, tohumsuz ekim biter mi?" dedi. Hazreti Meryem "Evet, biter" dedi. Yusuf "Bir ağaç ona yağmur düşmeksizin yetişir mi?" diye sordu. Hazreti Meryem "Evet, yetişir" dedi. Yusuf "Hiç erkek olmadan çocuk olur mu?" diye sordu. Hazreti Meryem "Evet, olur. Sen Allah'ın ekini ilk yarattığı gün tohumsuz olarak yarattığını bilmiyor musun? Allah'ın ilk defa ağacı yağmursuz olarak yarattığını, onun ağacı da yağmuru da her birini ayrı ayrı yarattıktan sonra yağmuru ağacın hayatına vesile kıldığını bilmiyor musun? Yahut suyun yardımını istemedikçe Allah'ın bitirmeye güç yetiremediğini söyleyebilir misin? Eğer öyle olsaydı Allah ilk ağacı bitirmeye güç yetiremezdi" dedi. Yusuf "Ben öyle demiyorum. Ben çok iyi biliyorum ki Allah'ın dilediğini yapmaya gücü yeterdir. Bunun için de ol demesi yeter ve o şey oluverirdir" dedi. Hazreti Meryem "Sen Yüce Allah'ın Adem'i ve zevcesini de erkeksiz ve kadınsız yarattığını bilmiyor musun?" diye sordu. Yusuf "Evet, biliyorum" dedi. Hazreti Meryem bunu söyleyince Yusuf'un kalbinde Meryem'deki şeyin Yüce Allah tarafından gelen bir şey olabileceği ve herhalde onu bunun için kendisinden gizlediği, bu hususta kendisi bir şey söylemedikçe kendisine bir şey sormamak gerekeceği hissi uyandı. Bunun üzerine Yusuf mescidin bütün hizmetlerini üzerine aldı. Hazreti Meryem'in yapacağı işleri de kendisi yapmaya başladı. Çünkü Hazreti Meryem'in vücutça
zayıfladığını, benzinin sarardığını, yüzünün çillendiğini, karnının büyüdüğünü, güçten düştüğünü, bakışlarının değiştiğini görüyordu. Halbuki kendisi bundan önce hiç de böyle değildi. Hazreti Meryem ağırlaşıp doğum yapma zamanı yaklaşınca Yüce Allah ona Beytülmakdis mescidinin içinde Yüce Allah'ın ismi yükseltilerek anılacak, temiz tutulacak mabetlerinden bir mabet olduğunu hatırlatmıştı. Bunun üzerine Hazreti Meryem oradan ayrılıp teyzesinin yani Yahya Aleyhisselam'ın annesinin evine taşındı. Oraya varınca Yahya Aleyhisselam'ın annesi ayağa kalkarak Hazreti Meryem'i karşıladı. Evine kabul etti ve "Ey Meryem, benim karnımdakinin senin karnındakine eğildiğini hissettim" dedi. Gebelik ve doğum hadisesiyle bu hadise üzerine olan bitenlerin Kur'an-ı Kerim'de açıklanışı. Yüce Allah gebelik ve doğum hadisesini ve bu hadise üzerine olan bitenleri de Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklar. Nihayet ona İsa'ya gebe kalıp uzak bir yere çekildi. Derken doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke bundan önce öleydim de unutulup gideydim dedi. Ona aşağısından şu nida geldi. Tasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma ağacını da kendine doğru silk. Üstüne derilmiş taze hurma dökülecektir. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer beşerden herhangi birini görürsen ben o çok esirgeyici Allah'a oruç adadım. Onun için ben bugün hiçbir kimseye katiyen söz söylemeyeceğim de. Derken onu İsa'yı yüklenerek kavmine getirdi. Ey Meryem, andolsun ki sen acayip bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Anan da iffetsiz bir kadın değildi dediler. Bunun üzerine Meryem ona İsa'ya işaret etti. Biz henüz beşikte bulunan bir sabi ile nasıl konuşuruz dediler. İsa dile gelip ben hakikat Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi. Beni peygamber yaptı. Beni her nerede bulunursam mübarek kıldı. Bana ben hayatta oldukça namazı zekatı emretti. Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni bir zorba bir bedbaht yapmadı. Dünyaya getirildiğim günde, öleceğim günde, diri olarak kaldırılacağım günde selam ve selamet benim üzerimdedir dedi. Bundan sonra İsa Aleyhisselam yaşıtları gibi konuşma zamanı gelinceye kadar bir daha konuşmamıştır. Fakat Hazreti Meryem ben tenhada bulunduğum zaman o bana karnımdan söyler ve benimle konuşurdu. İnsanlar içinde bulunduğum zaman ise karnımda tesbih ederdi demiştir. İsrailoğulları Hazreti Meryem'in zina ettiğini sanarak kendisini taşlayıp öldürmek için ellerine taş almışlardı. İsa Aleyhisselam konuşunca Hazreti Meryem'i serbest bıraktılar. İsrailoğullarının küfre düşmelerinin sebeplerinden birisi de namusunu bir kale gibi koruyan Hazreti Meryem'e zina, isnat ve iftira etmeleriydi. İsa Aleyhisselam'ın doğum yeri Beytül Lahım idi. Beytül Lahım, Beytül Makdis'in yakınında bir yerdir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.